Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, muton tokatladığımız, birbirimize harfler fırlattığımız, yepis yeni kelimeler öğrendiğimiz efsane yarışma kelime oyununda haftanın finalindeyiz. O kadar özel bir final ki bu, çünkü ay finalini yeni yaptık. Yeni grup bu yani o açıdan. Tam da tanımış gibi değil, böyle ilk turun ilk hafta finali gibi düşünün. Bayağı stresliyim. Bu hafta zaten zor geçti. Kim birinci olacak, o mu bilecek, bu mu bilecek falan derken endişeler içinde harman olduk. Sonunda bir dörtlü çıktı ki efendim haftanın finali kışlaya döndü. Bir hanımefendi kazanamamış arasında. O kadar da yardım ediyorum diye düşünüyorum. Yeterince yardım edememişim. Bunu bir daha yapmamaya gayret edeceğim. Hoş geldiniz sevgili kışla. Hoş bulduk. Sağ ol. Onur Bey ne var ne yok? İyiyim, güzel tepkiler aldım birinci olduğum için. Güzel tepkiler aldınız. Evet. Mesela? Yani çok tebrik mesajı geldi. Yok be çok iyi falan. Çok tebrik mesajı geldi. Evet. Harikulade. Çok sevindim sizin adınıza. Bu şekilde. Siz nasıl hissediyorsunuz peki? Rakiplerim bu sefer gerçekten çok zor. Geçen seferkiler yalandan zordu diyorsunuz. Yok, onlar da zorladı ama bu sefer gerçekten... En iyiler olduğu için. En iyiler olduğu için biraz daha tedirginsiniz. Evet. Haftanın finaline Musakka getirecektiniz. Bunu getirmediğiniz gözümüzün önünden kaçmadı. Ay finaline getirmezseniz bakın burada seyircilerimizin önünde söz veriyorum. Olur da ay finaline kalır ve getirmezseniz ben bu stüdyoya sokmam Onur Bey. Söylüyorum. Yani bütün sülalenizle gelseniz giremezsiniz. Ay finalinde söz getireceğim. Aynen, bakacağız, göreceğiz. Recep Bey nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz sormalı. Sağ olun, ben de iyiyim. Bir şeyler değişti mi hayatta? Var mı orijinal? Yok, çok bir şey değişmedi. Çok bir şey değişmedi, gayet güzel. Heyecanlı mısınız? Yok, çok değilim. Alıştım. Olacağımı düşünmüyordum ama olmadı mı fark ettim. Allah Allah. Dur bakalım, bir şuraya oturunca belki işler değişir. Bakacağız. Evet, rakipler biraz zorlu olunca belki bu kez daha bir stresli olabilirim. Bakacağız, inşallah olmazsınız. Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yine jilet gibi gelmişsiniz. Evet, süslenip geldim yine. Süslenip geldiniz. Çok güzel, renk seçimleriniz falan da iyi. Siz böyle modayı mı takip ediyorsunuz? Yani severim, evet, modayı seviyorsunuz. Takip özellikle takip ettiğiniz şeyler var mı? Mesela İtalyan modasını takip ediyorum ya da Fransızlar benim ilgimi çekiyor. Yani İtalyanları daha çok beğeniyorum. O İtalyan sokak işte stilleri falan bayağı bir hoşuma gidiyor. İtalyan sokak stilleri hoşunuza yani gidiyor. İşte mesela... Üstünüzdeki ne? Bu biraz daha batı kökenli. Batı kökenli bir kelime. Bir de başlıyormuş. Aynen. Okey, çok şıksınız yine. Sizde var mı orijinal bir şey? Yok, nasıl bıraktıysanız aynı şekilde geldim. Ben sizi arkadaşınızla bıraktım. Arkadaşınız artık arkadaşınız değil galiba. Evet, bugün onsuz geldim. Yani kötü bir şeyler yaşadık, onu da anlatayım. Gerçekten mi? Gördünüz mü? Yine bir şeyler magazin efendim. Gördünüz mü? Tamam, konuşuruz, çok merak ediyorum. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Eren Bey. Averaj'la evet. Haftanın finaline kalan şanslı yarışmacılarımızdan. Biri olarak bizlerle berabersiniz. Harika yarışmıştınız. Yine öyle bir performans bekliyor musunuz kendinizden? Yani şansım devam ederse. Hani... Eder bence. Niye devam etmesi? Çok da şans değildi yani. Bayağı heyecanınızı da yönetebildiniz. Peki en son konuştuğumuzda bir terk edilme ihtimaliniz vardı. Terk edildiniz mi? Henüz değil. Eli kulağında da düşünüyoruz. Bakalım. Allah Allah, bunu beklemesi de şey Eren Bey bu kadar hengamede ben şimdiye ben terk etmiştim ha. Yani demek ki sabır, herkesin kendine göre bir sabrı var diyor. Herkesin kendine göre bir sabrı var diyorsunuz. Sizin de bırakasınız yok. Evet. Anladım. Tuhaf bir ilişkisi var bu çocuğun. Bunu öğreneceğiz sevgili izleyenler. Haftanın finali sonuçta. Bugün her şeye bence iznimiz vardır. Ne yapalım, başlayalım mı? Hanımlar beyler, ilk yarışmacımız geliyor. Uyku. Uyku, doğru cevap. Pilot. Pilot, doğru cevap. Gül kurusu. Gül kurusu, doğru cevap. Süreklilik. Süreklilik, doğru cevap. Sevgili izleyenler, alkışlarken cümle kurmayı unuttum. Özür dilerim. Haftanın finalinde Onur Bey'le kaldık baş başa. Siz de bizimle baş başa kalıp harf alayım, buton tokatlayayım falan gibi şeyler istiyorsanız şu adrese
sesleniyorsunuz. Biz sizi tuttuğumuz gibi buraya oturtuyoruz. Biliyorsunuz artık. Bu arada tekrar ediyorum. Onur Bey, hazır mısınız? Hazırım. Neler oluyor? Heyecanlıyım yine. Ben de çok heyecanlıyım. Yalnız gelmediniz. Evet, annemle beraber geldim. Yine annenizle geldiniz. Alev Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyilik, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi vallahi, fena değil. Bugün de güveniyor muyuz Onur'a? Bugün de güveniyorum. Ben oğlumdan daha heyecanlıyım. İlk bölümde de daha heyecanlıydım. Biz buraya çok alıştık. Sanırım sık sık gelmek istiyoruz. Gelin efendim, ne zaman isterseniz. Bizim kapımız hep açık. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Teşekkürler. Onurcuğum, bugün bir hedefin var mı? Şu puanlar beni çözer falan. Yani 8500'ün üstüne çıkmam lazım zaten. Lazım. Bu rakiplerle. Belli olmaz. Herkesin birden ayağı kayabilir. Bilemiyorum. Neler oluyor biliyorsun. Evet. Gayet iyi. Efendim, o zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Başlıyoruz. Hanımlar beyler, haftanın finalinin ilk kelimesi geliyor. Kalıtımsal avantaj nedeniyle miras yoluyla siyasi otorite sahibi olan monarşik lider. Kral. Ne? Kral. Kral doğru cevap. Yine bir kolay soruyla daha devam ediyoruz. Buyursunlar. Sıcağı ve soğuğu algılayan duyu organımız. Deri. Deri doğru cevap. Beş harfli ilk kelimemiz, inanır mısınız? Bir kozmetik ürünü. Gelsin sorusu bakalım neymiş? Yağlı sürme de denilen kirpik boyası. Rimel. Rimel doğru cevap. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl bir kelimeymiş. Mutluluk veren haber. Müjde. Müjde doğru cevap. Altı harfli ilk kelimemiz. Bakalım hepimize iyi gelsin. Sorusu da gelsin. Ağızda eritilmek için yapılmış şekerli ilaç tableti. Pastil. Pastil doğru cevap. Efendim, kuşlar aleminden bir soruyla devam ediyoruz. Aha da şöyle minnacık bir sorusu var. Karizmatik karga. Leylek. Efendim? Karga gibi düşün. Karga. Evet. Çok zeki bir kuş. Kara karga da denir. Harf alayım. Harf verdik. Z. Kuzgun. Kuzgun doğru cevap. Efendim, yedi harfli ilk kelimemiz tek kelimeymiş. Ve üç harfli mastarla bitiyormuş. İnanır mısınız? Bakalım şu soruyla da bileceğiz diye umut ediyoruz. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için birini denemek. Sınamak. Sınamak doğru cevap. Efendim, geldik yarışmamızın ortasına. 3600 puanınız var. 3 dakika 17 saniyede süremiz var. Bir harf aldım. Bir harf aldınız. Hiç fena değiliz. Bakalım böyle devam edersek harika olur. İkinci 7 harfli sorumuz efendim, bir sanat dalını soracak size şu soruyla. Sahnelenmek için yazılmış eserlerin oynandığı yer. Tiyatro. Tiyatro. Tiyatro doğru cevap. Efendim, 8 harfli ilk cevabımız yapım eki almış bir kelime. Buyursunlar, gelsin sorusu. Bir kadının hayatı boyunca giymesi muhtemel en pahalı elbise. Gelinlik. Gelinlik doğru cevap. Bunu nereden bildin ya? En pahalı hep gelinlik mi ya hanımlar? Öyle midir? Alev Hanım öyle midir? Evet, enteresan. Efendim, 8 harfli ikinci cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Bence bilinebilir. Buyursunlar, gelsin sorusu. Gerçekte öyle olmadığı halde yapılan bir eyleme farkında olmadan yanlışlık sonucu gerçekleştiği izlenimini veren vaziyet. Gerçekte öyle olmadığı halde. İki kelime. Yanlış anlaşılma gibi bir şey sanırım. Yok, değil. Yani... Öyle değil ama öyleymiş gibi görünsün diye bir şey yapıyor. Süslemek. Gibi bir şey. Süs. İşte o kelimelerden biri. Süslenmek, süslemek. O ikinci kelime. Lemek var. Hayır. Süs. Mış süsü. Mastar yok. Ne? Mış süsü. Mış süsü mış, ne efendim? Yok şey yani mesela harf alabilirsin. Harf alayım. Harf verelim. S. O ikinci kelimenin bir parçası zaten. Harf alayım. Harf aldık. Z. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha aldık. A. Kaza,
Ha? Evet. Kaza süsü. Kaza süsü, doğru cevap. Efendim, geldik 9 harflilere. Efendim, ilk 9 harfli cevabımız 2 kelimeden oluşan bir deyim ve 3 harfli mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. Bir kimseyi küçümsemek, değersiz ve önemsiz bulmak anlamlarında bir deyim. Hor görmek. Hor görmek, doğru cevap. Efendim, 9 harfli ikinci cevabımız yine 2 kelimeden toplam oluşan. Kaç harf aldım? 4. Güzel. Hiç fena değil. Evet. Hiç fena değil. Efendim, geliyor sorusu. 9 harfli ikinci cevabımızın. Mecazen bir atadan gelen kimselerin tümü, nesiller boyu bütün akrabalar anlamında kullanılan bir söz dizisi. Sülale. Değil. 2 kelime. Mecaz var. Hmm. Soy ağacı değil. Değil. Babadan oğlu, atadan beri. Harf alayım. Harf alın. Böyle bir nesiller boyu. Bir harf daha alayım. Aynı anlamda nokta nokta jet denir. Jet. Aklıma gelmiyor şu an. Başına bir şey gelir o jetin. Ne gelir? Jet. Nokta nokta ceddine... 7 jet. Ne? 7. Evet. 7. Ne? 7 göbek. 7 göbek, doğru cevap. Efendim, geldik 10 harflilere. Sondan bir önceki sorumuz bu efendim. Cevabı tek kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Sorusu da şöyle soruluyor. Şüphe götürmeyecek derecede %100 katiyetle anlamlarında bir söz. Ne? Kesinlikle. Kesinlikle, doğru cevap. Gerçekten son soruya geldik. Evet. Efendim, son sorumuzun cevabı 2 kelimeden oluşuyor. Bir deyim ve 3 harfli mastarla bitiyor. An. Ne? 1 dakikam var şu an, ne kadar var? Süre. Ne? Süremiz ne kadar? 55 saniye. İyi. İyi. Bakalım. Fena değil. Bayağı vaktimiz var. Evet. İki kelime olduğunu ve 3 harfli mastarla bittiğini unutmayın. Deyim de değil mi? Deyim efendim. Mide bulandırıcı bir his duymak, tiksinmek, iğrenmek anlamlarında bir deyim. Midesi kalkmak değil, içi kalkmak. Ne? İçi kalkmak. İçi kalkmak. Doğru cevap. Onur Bey, 9200 puan aldık. Evet. 47 saniyede cebimizde kaldı. Bence çok iyi bir sonuç. Ben de memnunum. Memnunsunuz. Bakalım ne olacak sonuç. Hı? Bakalım sonuç ne olacak. Bakalım diğer 3 yarışmacı sizin bu tedirgin edici başarınızdan sonra streslerini, heyecanlarını yönetebilecekler mi? Ben de merak ediyorum. Evet. Hanımlar, beyler, Onur Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor. Olta. Olta, doğru cevap. 1-0. Alaylı. Alaylı, doğru cevap. Samyeli. Samyeli, doğru cevap. Ne? Mart kedisi. Mart kedisi, doğru cevap. Hanımlar, beyler, haftanın finalinin ikinci yarışmacısı Recep Bey ile beraberiz. Recep Bey, tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Şu an nasıl? Stres bir şey? Yani başlangıçta yoktu ama Onur Bey'in performansıyla birlikte bir cozurdama başlamış olabilir. Küçük bir stresi ciddiye almam lazım, asılmam lazım. Efendim, hanımefendiyle geldiniz yine. Evet, yine kızımla geldik. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Gezebildiniz mi İstanbul'u? Yani pek gezemedik. Pek gezemediniz. Bundan sonra gezersiniz, evet. Belki. Belki ay finaline kalırsanız bir daha gezersiniz. Umarım yani, inşallah. Ay hadi inşallah, harikulade. Arkadaşlarınıza söylediniz mi babanızın hafta finaline yani kaldı? Birkaç kişiye söyledim, yakınlarıma, o kadar. Ne dediler? Bir tane arkadaşım var, bu yarışmayı çok fazla seyrettiği için o heyecanlandı. Evet. Nasıl sakinleştirdiniz? Yani pek bir sakinleştirmeme gerek kalmadı. Yükseldi sonra alçaldı. Çok güzel, kendi halinde çizildi. Evet. Aa, ne güzel. Acaba bir uçan balon mu sizin arkadaşınız? Ağız yüz çizdiğiniz falan. İşte bugün güveniyor musunuz? Evet, güveniyorum. Rakipler güçlü falan filan. Yani ben
9200 alacağını düşünmüyordum açıkçası. Yani kendi de düşünmüyordu büyük ihtimalle. Evet. 8500 dedi çünkü. O yüzden gayet iyi bir sonuç aldı. Evet, bence. İyi de yaptı bence. Ben babama güveniyorum yine de. Ben de babanıza güveniyorum. Teşekkürler. Size de güveniyorum. Sağ olun. İnşallah bugün ayakta durabilirsiniz. İnşallah. Çünkü sevgili izleyenler, bir önceki şeyde stüdyonun arkasında koşarken ayağını burktu da kızım. O yüzden artık böyle şakalar yapıyoruz. Ama her şey yolunda. Buzlu, hemen buz koyduk ayağına. Kendisi artık buzlu bir hanım. Recep Bey, ne tatlı kızınız var. Evet, farklı mı dediniz, tatlı mı dediniz? Tatlı anlayamadım. Dedim. Niye farklı? O özel bir çocuk. Evet. Hayır, farklı yani çok tatlı dedim tabii ki. Evet, öyle dedim. Peki, ne yapalım, başlayalım mı ya? Nasıl isterseniz. Ben başlayalım isterim. Hemen başlayabiliriz. 6 harf alabilirsiniz. 6 harf alırsanız 48 saniyede arttırmanız gerekir. Tamamdır. Yani yolda ihtiyacınız olmaz inşallah. Efendim, o zaman geliyor. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası. Marş. Marş, doğru cevap. İkinci 4 harfli kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşlar. Canlı ve cansız varlıkları, kavramları, durumları karşılayan kelime. Efendim? Bayağı basit düşünün, çok uzağa gittiniz. Cansız varlıkları, kavramları, durumları. Evet. Hepimiz canlı varlığız. Bizi karşılayan, beni karşılayan bir kelime söyleyin. Bir harf alayım. Bu değil. Peki alın. S efendim. Efendim. Ah. Bana ne diyorsunuz? Beni ne karşılıyor? İnsan. Tamam, yok öyle değil yani. Beni tarif etmek için ne kullanıyorsunuz? İsim. İsim, doğru cevap. Çok zorunu düşünüyorum. Evet evet, ben de onu diyorum zaten. Efendim, 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Vallahi çıldıracağım artık. Her soruda acıktırılmaz insan. Buyurun gelsin. İçi doldurulmuş küçük hamur bohçalarıyla hazırlanan, genellikle salçalı sos ve yoğurtla sunulan yemek ya. Durdurdum ama. Evet. Basit basit. Küçük hamur içini dolduruyoruz. Mantı. Evet, mantı. Mantı. Vallahi ağlayacağım artık. Biri der ki musakkayı iyi yapıyorum. Soru da çıkar mantı. Öbürü de başka bir şey. Öf. Efendim, 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Aha da şöyle sorusu. Çok çabuk, anında, bir çırpıda anlamlarında bir zarf. Hemen. Hemen, doğru cevap. Efendim, 6 harfli ilk kelimemizin sorusu minnacık. Bakın nasıl. Vahşi batılı sığır çobanı. Kovboy. Kovboy, doğru cevap. Efendim, 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız. Tavla oynarken oyuncuların zar tutmasını engellemek için kullanılan kulplu kap. Fincan. Fincan, doğru cevap. 7 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor efendim. Buyursunlar. Söylenen sözlerle sergilenen davranışlar arasındaki tutarsızlık. İkilem diyeceğim ama değil. Değil. Gibi bir şey ama. İkilik. İkiliciklik. Öyle bir şey ama kelime o değil. Tutarsız. Yani... Gibi bir şey. Lık. Evet. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Ş. Tutarsızlık. Tutarsızlık yani aslında öyle. Benim bir söylediğimle diğer söylediğimin arasında tutarsızlık oluyor. Nokta nokta ifade. Karmaşa. Değil değil, yok. Nasıl? Paradoks. Nokta nokta açıklamalar falan denir. Ne diyeceğim başka? Birbirini tutmayan... Yok yok ya işte... Bir ak karmaşa. Diyorum, sonra kara diyorum. Ya hangisini diyorsun? Bunun içinde bir nokta nokta var falan. Çelişki Recep Bey. Evet. Çelişki. Kalpler kırıldı. Üzgün alkışı aldık. Kolay soruydu. Kolay soruydu ama işte... Kaçmaması lazımdı.
Doğru söylüyorsunuz. Fakat artık harfler konusunda süper rahatız. İstediğiniz harfi istediğiniz tamam. şekilde yapıştırabiliriz. 7 harfli ikinci kelimemizden önce 2300 puanımız var. 2 dakika 34 saniye süremiz var. Rahatız. Efendim sorumuz şöyle geliyor. Buyursunlar. Önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan eğlence veya tören. Harf alayım. Harf verdik. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Rahatız ya. M. Bir harf. Kopuyor sanırım insan bilemeyince değil mi? Bir soru. Tabii. Bir harf daha alayım. U efendim. Kutlama. Kutlama. Kusura bakmayın Recep Bey, bize evet, kadar evet. var harf diye. Evet. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Yapım 2 almış evlerden ırak bir kelime. Buyursunlar. Nefesiyle şifa dağıttığı iddiasında olan muska yazan sahtekar kimse? Üfürükçü. Üfürükçü doğru cevap. Efendim 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Sorusu da şu şekilde yazılmış. 4 senede bir gelen 12 aylık dönem. Ekinoks diyeceğim ama yok. Yok yok. 4 senede bir ne oluyor? Olimpiyat. Yok efendim yok. Şubat. 4. Şubat ayı. Aa pardon. Heh. Şubat'ın 29'undan söz ediyoruz da. Evet. Ben niye durdurdum? Harf alayım. Almıştı harf durdurdum. Almıştı. Aa, yok. Ona bir şey deniyor ya. Evet. Yani her 4 senede artık bir... yıl. Artık yıl. Doğru. Efendim geldik 9 harflilere. 9 harfli ilk cevabımız bir birleşik kelime. Bakalım nasıl sormuşuz? Böyle yollardan geliyor. Taşıtlar için yol almak, ilerlemek anlamında kullanılan bir birleşik kelime. Harf alayım. Harf alayım. Rahatız. Rahatız efendim. Yeah. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. T. Hadi bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Taşıtlar için yol almak, ilerlemek için kullanılan kelime. Seyahat? Yok efendim. Yok değil. yine bakın. Çok... Seyir. Ne? Seyir. Birleşik kelime. Seyretmek mi? Ne? Seyretmek. Seyretmek doğru cevap. Tanıdık geldi mi? Televizyon seyretmek gelir de taşıtların seyretmek. İşte o basit geldi demek araçlar ki. Araçlar seyir halinde genelde o kalıplar kullanılır daha çok evet. da. Efendim yine 9 harfli ve birleşik bir kelime arayacağız. 2 kelime var yani. Buyursunlar gelsin soru. Yaşanmışlıkları olan her tür eski ve güzel eşyanın uygun fiyata alınabileceği mekan. İkinci el pazarı, bit pazarı. Ne? Bit pazarı. Bit pazarı doğru. Efendim 10 harflilere geldik. İnanır mısınız yine 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Yabancı ülkelere gidenler genelde yaşar bunu. Buyursunlar. Toplumsal kimlik, yaşayış, düşünüş tarzı, anlayış ve davranışlardaki farklılıklar karşısında duyulan şaşkınlık. Harf alayım. Harf verdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ş. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Çok komik. K. Şaşkınlık. Kültür. Evet. Şoku. Kültür şoku. Doğru cevap. Efendim son sorumuz oldukça kolay. Tek kelime ve 3 harfli bir mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. İstenilen biçime getirmek, karışıklıktan kurtarmak, dağınıklığı toplamak anlamlarında bir söz. Harf alayım. Harf verdik. Ü. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Z. Düzenlemek. Düzenlemek doğru cevap. Gerçekten. Ne çok harf almışım 7200 lira. Yani çok harf aldınız ama bir şey söyleyeceğim. Yani yine bile açtırdığımız tek kelime yüzünden gitti yani. Evet. O olmasaydı zaten ben bu kadar harf almazdım. Yok zaten almazdınız. Zaten Aa. İhtiyacınız da olmazdı. Gerçekten tek harf Çelişki. Ama tek kelime... bir çelişki yarattı bizde. Evet çok da basit bir kelimeydi gerçekten. Evet. Ama işte gerçekten bazen gidiyor işte. Gelmiyor. Ne yapacaksınız evet, ki? Evet. Harika yarıştınız yine ama onun dışında. Evet. Hanımlar beyler Recep Bey'e ve hanımefendi kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla onları uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.
Askı. Askı doğru cevap. Cıvımak. Cıvımak doğru cevap. Linç, linç etmek. Linç etmek doğru cevap. Neler yaşadım? Duygusal olmasın. Dostluk, arkadaşlık. Arkadaşlık. Arkadaşlık doğru cevap. Hanımlar beyler, haftanın finalinin üçüncü yarışmacısı Mahir Bey'le buluştuk masada. Ne var ne yok? İyilik güzellik sizde olmalı. İyi valla, ne oldu ya? Ben neler yaşadım İbrahim Bey diye başlamışım burada. Ne oldu ya? Geçen gün arkadaşım vizelerden ret yedi diye burada güldük, eğlendik. İşte komşuma güldüm ve başıma geldi. Ben de dün ret yedim. Aa, evet. Nereden? Bulaşıyormuş galiba, Hollanda'dan. Ama niye arkadaşınız olduğunu söylediniz? Ne bileyim, keşke söylemeseydim. Ona vermeyince size de vermediler. Aynen, belki. Almanya kaybedince siz de kaybettiniz Mahir Bey. Neler yaşadım. O kadar üzüldüm ki. Aynen. Ret değildir de yani, vize vermemişler. Ret bastılar mı? Bastılar. Ne oldu, nasıl yani, red baslar nasıl bir şey o? Yani şey, pasaporta red basıldı mı? Yok, basılmadı. Işte, pasaport tamam. Boş. Ha tamam. Okay, yani tamam. Onu red'li bastılarsa Mahir Bey 2 sene yatarsınız. O başka bir şey mi? Tabii tabii. Onu bilmiyorum. Yani başka bir şey, bunu almayın. Biz almadık, siz de almayın o. Benim ya mis gibi çocuğum ya, ben nasıl güven teşkil etmem? Bilmiyorum Mahir Bey. Benim yani benden isteseniz vizeyi, ben Hollanda'ya sizi kendim ellerimle çantanızı falan taşıyarak gönderirim. Keşke. Ama vardır bir bildikleri. Yani sonuçta şimdi bana da vermese ben de diyeyim yani, niye vermiyor ama şaka şaka. Şey ya, 20 yıllık varmış ama sizinde. Yani 20 yok ama biraz var. Evet, ama kolay bir şey değil tabii yani. Çok haklısınız. Çok abuk bir şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Asla söylemediler de. Buradan sesleniyorum demiştim. Yani şey, ne turist vizesi istemiştiniz diye, evet, tahmin ediyorum. Evet, yani işte yeni yıl için gidecektim. Yeni yıl için gidecektiniz. Aynen. Ocak'ta belki onunla ilgili olabilir. Yani bir daha istediğinizde belki bahar aylarında falan daha rahat vize alabilirsiniz. Olabilir, deneyeceğim aynen. Farklı bir ülke deneyeceğim ben de. Aynen yani sonuçta bu vize konusu insanları yalancılığa teşvik ediyor. Elbet gibi biri kabul edecek diye. Umut ediyoruz. Aynen, umut ediyoruz. İnşallah Papua Yeni Gine'den çıkmazsınız Mahir Bey. Bakacağız, göreceğiz. Hırs yaptım, gittim ya ben bir yere diye. Yurt dışı. Olabilir. Dubai, Mubai'ye bakın vize almıyorlar. İsterseniz orayı bir deneyin. Senin, ben daha çok işte Avrupa kısmını görmek istiyorum da şimdilik. Hiç gittiniz mi? Hayır, gidemedim. Aa, ilk defa gideceksiniz. Evet, ilk defa gideceğim. O zaman çok takılmayın ya. Bir başvurduğunuzda çıkacaktır bir tanesinde. Bakalım, yine başvuracağım inşallah. Hadi hayırlısı. Peki onun dışında var mı orijinal bir şey? Yok, onun dışında başka hiçbir şey yok. Daha ne bıraktınız gibi. İşler güçler devam ediyor. İşler güçler de devam ediyor, aynen öyle. Komşunuz da hala gidemedi, kaldı komşum burada. Komşum da aynı şekilde gidemedi. Çok güzel. Her şey yolunda demek ki. 6 harf alabilirsiniz. 48 saniyede arttırmanız gerekir 6 harf alırsanız. Tamam. Aralarda bunu hatırlatabilirseniz. Biraz tabii tabii, yani zaten harf alırsanız söylüyorum yani, söyleyeceğim. Bana mavi ekran geliyor bazen de. Tabii şey gerekirse yapalım. Şey yaparız, kafanıza bir şeyle vururuz. Aynen, tamam. Yani hiç şey, defneden rica ederiz, sizi bir tokatlar. Kendinize gelin Mahir Bey deyip gider. İyi olacaksa okey. Aynen, yani siz nasıl arzu edersiniz? Hazırsanız başlayalım. Hazır dersiniz? Gibiyim. Peki. Hı-hı. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Kumaş veya kıyafetlerdeki eskiyip parçalanmış kısımları uygun şekilde onarmaya yarayan parça. İğne. Yok efendim. Parça şimdi. Kumaş yırtılmış. Bunu onarmaya yarayan... Yama. Yama doğru cevap. Peki, görünce anlıyormuşum. Ben gerçekten pandomimde kariyer yapacağım ya. Ben böyle bir şey görmedim. Efendim, ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım. Özellikle motosiklet sürücülerinin mutlaka kullanması gereken, hayat kurtaran sağlam başlık. Kask. Kask doğru cevap. Efendim, geçtik 5 harflilere. 5 harfli ilk kelimemizin sorusu şu şekilde. Kendisi bir sıfat. Bayağı renk seçimleri ve abartılı tercihleriyle tuhaflık derecesinde giyinip süslenenler için kullanılan bir sıfat. Çok basit düşünün. Düşünemiyorum şu an. Peki, çok nokta nokta olmuşsun. Çok saçma olmuşsun. Saçma değil. Bayağı. Yok işte. Şık ya da... Demode. Onu da şık değil. Magazinciler seçer.
Neyi seçer? Bunları seçerler böyle. Haftanın... Rüküş. Rüküş, doğru cevap. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Matematik temalı bir sorusu var. Buyurun. Matematikte bir çıkarma işleminin sonucu. Nasıl? Çıkarma işleminin sonucu efendim. Çıkarılan, çıkan. Anlamadım. Çıkarma işlemi yapıyoruz tamam. Ya Mahir Bey. Tamam. Beşten tamam. Yedi çıktı. Tamam. Ne oldu? Eksi iki. Nedir bu eksi iki nedir? Sonuç. Ay ne yaptım ben ya? Çıkarılan var. Tamam. Eksilen var. Evet. Yani sonuç? Çıkan. Hayır. Çıkmış. Şimdi efendim. Allah'ım. Bir saniye. Tamam. Şimdi bakın. Bende 5 tane kağıt var. Evet. Evet. Sonuç. İkisi çıktı. Evet. Kalan. Kalan doğru cevap. Aa. Ama Mahir Bey. Yemin ediyorum. Aa, ne yaptınız? Fosforu kapıda bırakıp mı girdiniz? Yani ben vallahi bırakıp geldim ben. Evet. Normal. Heyecandan. Tamam, 20 dakika. Evet evet. Tamam. Çok tamam. İyisiniz. Çok iyisiniz. Ben tamam. Zaten ben artık bir şey söyleyeceğim. Yarışmayı sunmayı bıraktım. Ben artık gerçekten pandomim, çeşitli yöntemler, şarkılar söyle, oynama falan. Ben yapımcıyla görüşmek istiyorum bu konuyu. Gerçekten. Ya da yarışmacılardan para alayım ben. Ne yapayım ya? Evet. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Efendim 6 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kolay bir soru. Yine bir sıfat. Buyursunlar. Soru nasıl geliyor bir bakalım. Ün salmış olan, anlı şanlı, şöhretli. Ünlü. Heh. Ünlü. O Arapça kökenli düşünün onu. Aa, o çok ünlüdür. Aa, o bayağı ünlüdür. O evet. O şeydir. Birinden mi bahsediyor bana? Şöhretli. Namlı. Şanlı. Namlı. Aha. Durdurmadın saysak. Bulun. O Ayşe Bey deneyin hadi beraber bulalım. Şöhretli. O çok şöhretli. O evet. Çok o çok aa, şanlı. O yıldız. Bursa'nın İskender kebabı nedir? Meşhur. Meşhur doğru cevap. İnanılmaz ya. Vay be. Hadi bakalım. Altı harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bir zebze. Kapuska yemeğinin ana malzemesi olan kış sebzesi. Kapuska, patlıcan, kabak ne bu? Kapuska. Siz yemek yiyor musunuz? Kapuska ben hiç yemedim desem bana ne dersiniz? Allah kapuska nedir ya kapuska? Kapuska yemek. O küçük efendim, şeyler mi? Hayır, değil. O brokoli. Okay. Ana malzemesi olan bir kış sebzesini kapuska. Soruyoruz. Sakin. Tamam. Kış sebzesi. Harf alın. Harf alayım. Evet. Lahana. Lahana doğru cevap. Kapuska nasıl yemediniz ya? Yemişim de belki bilmiyorum, adını bilmiyorum. Ne diye yediniz acaba bilmiyorum, ya? Bilmiyorum, önüme koymuşlardır ve yemişim de. Peki. Efendim yedi harflilere geldik. Yemin ediyorum sizi anlatan, şu anki sizi anlatan bir kelime. Buyurun gelsin sorusu, başka da bir şey demeyeceğim. Ben anlatacak mıyım, anlayacak mıyım? Kendisini ve çevresini tanıma yeteneğinden yoksun kimseler için kullanılan bir söz. Cahil cüheyla. Hayır, hayır, şey. Hayır, hayır. Kendisini ve çevresini tanıma yeteneğinden evet. Yoksun. Evet. Duyarsız. Yoksunluk eki var tamam. Zaten. Harf alın efendim. Harf alayım. Harf aldık. U. Bir tane daha alayım mı? Alın bir tane daha. Bir tane daha alayım. Durdurmak zorundayım artık bence. Evet, durdur. Şuursuz. Evet, şuursuz doğru cevap. Kaç harf almam gerekiyor? 3 harfiniz kaldı. Kaç sorun var? 7 sorunuz kaldı. Yarışmanın ortasındayız. 3400 puanınız var. 1 dakika 21 saniye süreniz var. 3 harf alabilirsiniz. Artık 3 harf alırsanız da 48 saniye arttırmanız lazım. 2 harf diyelim. Ya da 2 harf alıp bütün süreyi kullanabilirsiniz. Şuursuzun sizi tanımladığını düşünüyor musunuz? Mesela bunu sormak bir tık isterim. Şu an tanımlıyor olabilir, haklısınız. İyi bir örnek. Peki. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz gelecek. Bir sıfat arayacağız. Şimdi gelecek soruyla. Buyursunlar.
Beslenmek için başka hayvanları avlayan ve avını parçalayarak yiyen hayvan. Vahşi. Evet. Ben sığmadı oraya. Yok işte vahşi bir hayvan. Ha. Yani beslenmek için başka hayvanları avlayan ve avını parçalayarak diyor. Yani yırtıcı. Yırtıcı doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz gelecek. Kendisi bir zarf yani durum veya nitelik tamam. Bildiriyor. Bakalım. Kolay. Sorusu gel. Bence fena değil. Bilinir yani. Buyurun gelsin sorusu. Maddi kayba uğratan satışları niteleyen bir söz. Maddi kayıp nedir efendim? Zarardır. Ha? Zararına. Zararına doğru cevap. 8 harfli ikinci cevabımız tek kelime ve 3 harfli bir mastarla bitiyor. Buyurun gelsin sorusu. Köpekler için birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek, boğuşup birbirini ısırmak anlamlarında kullanılan söz. Süre gidiyor. Ne evet yapar o. Köpekler? Tamam köpekler şey birbirine sarılıp dövüşmek için ha. Boğuşup. Ah. Ne ya anlamadım boğuşmak yazıyor. Evet tamam işte. Çarpışmak bir ya, harf alayım. İnsan harf aldık. Durdurmak zorundayım. Durdurduk. Dövüşmek. Gibi didişmek. Bir şey. Gibi bir şey. Danışmak. İnsanlar ne? Ne? Dalaşmak. Dalaşmak doğru cevap. Buradan tuttunuz. Tamam. Bir harf mi alabiliyorum şu an? Bir harf alabiliyorsunuz. Kaç sorun var? 3, 4. 3. 4 sorunuz var. 4 sorun. Bence hallederiz ya. Kolaysa hallederiz. Yani kolay yani, değil de şey yani, anlayabilirsem ha, daha doğru yani olur. Çünkü gerçekten zor değil. Yani tamam. Normalde kelimeyi seyrederken yok artık falan diyeceksiniz. Büyük ihtimal diyeceğim. 9 harfli ilk cevabımız 2 kelimeden oluşuyor. Bakayım. Master falan var mı? Yok. Tamam. Mitolojik bir varlık soracağım. Bilir misiniz mitoloji? Bilirim de şu an bilir miyim bilmiyorum. Aynen. Ben de bilmiyorum. Buyurun sorusu gelsin. Bildireceğiz artık bir şekilde. Eşi benzeri olmayan mitolojik at. Ay şey. Evet. Yarı at ne o? Ne o? Hiç, unicorn. Yok demeyin oraya gitmeyi. Türkçesi unicorn'un. Boynuzlu at. Görüşürüz. Boynuzlu. Çok selamlar. Boynuz doğru. Boynuz var evet, orada. Evet. Başında var evet. Bence. Boy. Hayır, başında tamam. Değil. Boy. Mesela o atta kaç boynuz var? Tek boynuz. Tek boynuz. Doğru cevap. Yani burada yemin ediyorum bu kadar dayandık sizin sayenizde hepimiz böyle küt gideceğiz ya. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap 3 harfli mastarla bitiyor ve inanın kolay. Öyle uzaklara gitmeyin. Buyurun gelsin sorusu. Gözdağı vermek. Gözdağı vermek. Evet. Ne yapmak? Ne yapmak? Süre gidiyor. Gözdağı vermek. Gözdağı vermek. Korkutmak. Korkutmak doğru cevap. İki kelimeye gitti. Kafam diyorum ki buna iki kelime. Efendim sondan bir önceki sorumuz. Cevabı iki kelimeden oluşuyor. Eskiden daha yaygın kullanılan bir tabir. Şu an çok kullanılmıyor. Yani çok İki değil. Kelime. İki kelime. Başka bir şey biliyor muyum bilmiyorum bu kadar. Dedeler, babaanneler falan hala kullanıyor. İki kelimenin ilkini artık zaten kabalık olarak falan dediğimiz ve çok kullanmamayı seçtiğimiz kelimelerden biri. Başka. Çünkü sonrasında daha çok yoruluyorum sevgili izleyenler. Baştan ne biliyorsam söyleyeyim baştan kapatacağım söyleyeyim. Konuyu. Bu kadar. Başka diyeceğim bir şey yok. Hazır mısınız? Bildiklerimi, anladıklarımı söyleyeyim. İki kelime. Yazarak çalışın isterseniz ya. Allah Allah. Tamam sustum. Bildiklerimi sayayım diyor ya. Bu ne rahatlık ya. Tamam. Şaka yapıyorum. Yazın. İki kelime. biri ilk kelimesi kabalık olarak algılanıyor. Artık dedeler, babaanneler kullanıyor. Aynen. Okay. Harika. Benim. Gelsin sorusu. Batılılarca geliştirilmiş teknolojik ürün veya eşyalar için kullanılan bir tabir. Batılılar için geliştirilmiş teknolojik ürün veya eşyalar. Batılılarca. Için. Batılılarca geliştirilmiş. Yani onlar geliştirmiş. Mesela dedeler söylüyor ve ayıp artık öyle demiyoruz. Batılılara eskiden hani onların geliştirdikleri bir şey geliştirmek ne efendim?
yeni bulmak. Başımıza nokta nokta. Yeni icat. İcat. İcat çıkarmak. Batılılarca. Batılı icadı. Ya ne bu ya? Ya ne denir? Bir şey icadı işte. Ecnebi gibi bir şey. Ay şey, gavur icadı. Gavur icadı, doğru cevap. Hiç iyi değilim şu an. İyi değilsiniz. Hakikaten iyi değilsiniz. Evet. Tamam. Bir harf alabilirsiniz. Tek harf alabilirim. Tek harf alabilirsiniz. Bir son sorum kaldı. Son sorunuz kaldı. O harfi zaten bence o harfi alın, basın. Yani ne yapacaksınız ki başka? Değil mi? Zaten bilmeye de gerek yok. Okey, tamam. Harf alıp basacağım. Gerçekten yüreğim dayanmayacak ya. Daha bir de Mahir Bey son yarışmacı değil. Bir tane de Eren Bey var. Onunla da aynı süreci yaşayacağız. Elim titriyor. Evet. Şimdi efendim. Son sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşuyor. Bir deyim. Gelsin sorusu. İki kelimeyi unutmayın. Soru geliyor. Dedeyim. Bir işi veya harf aynı alayım. Hatayı bir daha yapmamaya kendi kendine söz vermek anlamında bir deyim. Ant içmek, yemin değil. Etmek, aynı hatayı bir daha yapmamaya kendi kendine evet. Söz vermek. Bir hatayı... Fiili buldunuz. Yemin. Ant. Efendim, yeminin arkasındaki... Etmek. Evet, bravo. Etmek. Bir işi veya aynı hatayı bir daha yapmamaya... Ne? Tekrar. Yok. Tekrar. Yok, hayır efendim. Etmek, bir şey etmek. Aa, ben bir şey ettim. Yemin ettim. Yemin değil. Aa. Başka bir şey. Efendim. Hadi. Bir daha bu dükkandan alışveriş yapma. Yemin etmek. Ay. Yapmamaya. Ant içmek. Ya, tövbe etmek. Mahir Bey. Yemin etmek, yemin etmek. Yemin etmek, yemin etmek. Başka da bir şey demiyorsunuz. Bir daha yeniden bulmuş gibi. 7000 kere yemin etmek dediniz ya. Tövbe etmek. Alkış da üzgün mü oldu, sevinçli mi oldu hiç anlamadım ha. Vay be Mahir Bey, yani muhteşem bir tur oldu. Benim emeklerimi ziyan ettiniz. Ben size o kadar söylüyorum. O vizeyi size vermesinler. Çok hiç bizi oluyor. Yurt dışında temsil etmeyin. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ya estağfurullah. Da yani bu Papua Yeni Gine'ye gitmeden bir daha uğrayın isterseniz. Tamam. Çünkü yani bu sefer kazanırsınız diye düşünüyorum. Ay çok kötü oldu ya. Çok. Evet. Neyse. Ben de üzüldüm. Ama bu aralar böyle demek ki. Vize alamıyorsunuz, yarışma kazanamıyorsunuz. Satış yapabiliyor musunuz? Yani daha da bakalım, bilmiyorum şu an. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Evet, bayağı tuhaf oldu. Biz de hiç beklemiyorduk sevgili izleyenler. Gerçekten ite kaka oraya kadar gelip tövbe etmemeniz. Çabanıza sağlık. Ben gördüm. Çok sağ olun. Çok çabaladınız. Yani artık şeyi düşündüm, yani 1000 kere ne etsek de geliniyordu falan diyecektim. Artık o yani. Hiç gelmedi bir şey. Oradan da mı gelmez? Yemine kafayı taktım orada. Evet, niyeyse yani. Ne bileyim, bir de yeniden bulmuş gibi 50 evet. Kere aynı şeyi söyledim. Vay be, çok eğlenceli tur oldu. Teşekkür. Keşke bir de üstüne puanı yapıştırabilseydik. Hayırlısı olsun. Bir daha geldiğinizde bence daha iyi bir sonuç alırız. Tamam. Hanımlar, beyler, Mahir Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve günün son yarışmacısı geliyor. Umur. Ne? Umur. Umur, doğru cevap. Sıkacak. Sıkacak, doğru cevap. Spagetti. Evet, spagetti, doğru cevap. Kedigiller. Kedigiller, doğru cevap. Hanımlar, beyler, haftanın finalinin son yarışmacısı Eren Bey'le geldik masada, baş başa kaldık. Yandık, Mahir Bey bizi bitirdi. Evet. Gerçekten son turda en heyecanlı turumuzu yaşayacağız. Çünkü ay finaline Eren Bey mi gidecek yoksa Onur Bey mi gidecek, şu turda belli olacak. Nasıl hissediyorsunuz Eren Bey? İyiyim, bir tık. Yani benden önce iki iyi yarışmacı telef oldu. Ben de telef olmazsam. İnşallah olmazsınız. İnşallah olmazsınız. Heyecanınız var mı? Bir tık. Yalnız gelmediniz yine? Yok, annemle geldim. Annenizle geldiniz. Hanımefendi, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani yapar diye düşünüyorum. Hanımefendi, bizim ekip arkadaşlarımız sizden özellikle kendinizin de müracaat etmesini istiyor. Kameranın arkasında nasıl heyecanla yarıştığınızı, yerinizde duramadığınızı bize ilettiler. Başvurursanız sizinle de yarışalım. Çünkü inanılmaz bir hevesiniz varmış gibi bir yandan da. Bir de biliyorsunuz galiba çatır çatır. Yani biraz, değil mi? Evet. Eren'den her akşam seyrediyoruz aslında. Evet. Yani onun için Eren daha çok tabii benden nasıl diyeyim? Daha taze bilgili gibi düşündünüz. Aynen, taze bilgi ama eski kelimelerde o de ben olmuyor. Biraz daha iyiyim. Tabii zaten o taze bilgili olmuyor buraya oturunca. Ne taze bilgi? Adını unutuyor insan. Aynen, biraz da heyecanla yenilmezse inşallah. Yenilmez inşallah. Sakin bir beye benziyor. Evet, biraz sakin bir yapısı var ama ne burada da ne olacağı belli olmuyor maalesef. Doğru. İnşallah başarır. İnşallah. Ben ona güveniyorum. Çok güzel. Bugüne kadar ne istediyse yaptı. Adının, ben onun için koymuştum Eren ismini. Ya. Ne isterse yapsın diye koymuştum Eren ismini. Aa, ne tatlı. Aynen. Harika hikaye. Abisinin ismi ne? Emre. Emre. Onu pek bir şey düşünmediniz ona. O zaman çok genç bir anneydim açıkçası. Doğru, yani olur. O kadar hani şeyimiz yoktu. Estağfurullah, şaka yapmak için sordum. Yoksa Emre de, yani o da çok başarılı Emre bir çocuk. Emre ismi de güzel bir isim. Sağ olsun. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür tekrar. Ederim. Gerçekten çok sizi de ayrıca yarışma için de bekliyoruz bu arada. İnşallah, inşallah. Eren, nasıl hissediyorsun? İyiyim. Altı harf alabiliyorsun. Evet. 48 saniye arttırman lazım altı harf alırsın. Ama sen altı harfe gideriz. Yani, hani evet. Bakacağız artık. Aynen. Yani bir harf hiç almazsan beş harf al, bütün süreyi kullan da. Tabii soruları da bağlı. Aynen. Şimdi bakıyorum, hiç fena değiliz. Evet. Ayfin eline acaba terk edilmiş olarak mı gelirsin kazanırsan onu yılan çok merak ediyorum. Yılan hikayesi gibi oldu. Sedim düğüm. Çözüme de bakarız diyorsun. Peki harika. Ne yapalım, başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Genellikle 2,5 ile 4 yaş arası çocukların bakıldığı kreş. Okul öncesi eğitim kurumu kreş. Doğru cevap. Efendim, ikinci 4 harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Birbirine karışmış dal ve yapraklardan oluşan genellikle dikenli ve sapları odunsu bitki. Çalı. Çalı, doğru cevap. 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bir ünvan soracağım size, idareci konumundakilerin aldığı ünvanlardan biri. Sorusu da şu şekilde. Bir kurum veya kuruluşu müdür. Yöneten kimse. Müdür. Müdür. Doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Sağlıkla ilgili bir şeyler. Buyursunlar. Okul, kışla, alışveriş merkezi gibi yerlerde hastalar için ayrılmış küçük klinik. Revir. Doğru cevap. İlk 6 harfli cevabımız bir sıfat. Eren Bey, sorusu da şu şekilde. Buyursunlar. Alışılmış olana aykırı, şaşılacak garip şey, tuhaf. Evet, aykırı o. Değil. Hayır, değil. Harf alayım bir tane. Harf alın. Acayip. Acayip. Doğru cevap. Az daha Tarkan'dan giriyordum. Acayip falan, acayipsinle. Efendim, 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Eski bir sözcük ama bilinir, kullanılır. Gelsin sorusu. Mecazen cilve yapan, işveli anlamına gelen, asıl anlamı ara bozuculuk yapan, cazgır olan sözcük. Fitnat. Ne? Fitnat. Değil ama onun gibi bir şey. Yani aklınıza gelen ses, doğru kelime o değil. Fitnat değil. Bir harf alayım. Harf verdik efendim. T. Tat. Ne tat? Arapça kökenli. Fitneci de deniyormuş efendim. Fitneci deniyoruz. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Çok aptal. Ne efendim? Niftan, neftan. Hayır, hayır efendim. Deminki söylediğinize daha çok benziyor. Fittan. Ne? Fittan. Gerçekten durdurdunuz mu? Evet, bir anda. Fettan. Ne? Fettan. Fettan, doğru cevap. Bu neyin özgüveni ya? Fittan. Yani
Tam otuzmuş gibiydi bir anda. Evet, gerçekten. Ama yani ses kulağınızda çınlıyor, onu görüyorum. Efendim, 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Eğer bunu da yapıştırırsak havalı bir şekilde ilk yarıyı geçmiş olacağız. Gelsin sorusu. Sallandığında küçük bir hava akımı yapan, katlanabilir, taşınabilir araç. Küçük bir hava akımı yapan. Evet. Sallandığında hava akımı yapan, katlanabilir. Pervane. Efendim, katlanabilir, taşınabilir araç. Sizin pervaneniz var mı? Yok. Sizin taşıyabileceğiniz bir araç. Benim taşıyabileceğim. Evet. Sal, neyi, hava akımı yapsın diye ne sallarsınız Eren Bey? Ha, ne o? Yelpaze. Yelpaze, doğru cevap. Efendim, yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız var. 2 dakika 17 saniye süremiz var. 3 harf alabilirsiniz. 2 tane alın siz. Tamam. 2 harf alabilirsiniz diyelim. Aynen. Bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Tamamdır. Bir de fittan diyeceğim arada. Evet. Hazırsanız gelsin. Efendim, 7 harfli ikinci cevabımız oldukça cesur bir kelime. Buyurun, gelsin sorusu. Mecazen hiçbir şeyden korkusu olmayan anlamındaki sıfat. Korkusuz, cesur. Evet. Mecazen ama. Böyle cesur. Taşı sıksa. Yok yok, taşı sıkmayın efendim. Öyle değil. Yani mesela cesaretle bana benim hoşuma gitmeyecek bir şey söylediğiniz zaman size bir şey mi yediniz diye sorarım ben. Ha, yürek yemiş. Ha. Yürekli. Yürekli, doğru cevap. Beni anlamanıza sevindim. Peki hemen. 8 harflere geçtik. Cevabımız iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Kolayca aslında. Bakalım, gelsin sorusu. Işık yılının masallarda yer alan minimum seviyedeki yansıması. Ne demek ya? Masallarda yer alan bir varmış bir yokmuş değil. Işık yılı. Işık yılı nedir efendim? Işık hızı. Yok değil. Yılı nedir efendim? Yıl, sene. Yok, kozmik mesafe birimidir. Tamam. Yani. Kozmik, bilmiyorum. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. R. Hiçbir fikrim yok ya. Yani şöyle diyeyim ben size. Bir şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ufacık bir ilerleme bile yok. Ona... Arpa boyu. Ne? Arpa boyu. Arpa boyu, doğru cevap. Efendim, 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi iki kelimeden oluşuyor. Yine. İçimiz dışımız iki kelime oldu. Gelsin sorusu. Buna nasıl ipucu vereceğiz hiçbir fikrim yok. Yandık. İş işten geçti. Artık yapacak bir şey kalmadı anlamında kullanılan bir söz. Geçti bodum pazarı değil. Evet. Değil. İş işten geçti. Bir harf alayım. Zaten bir tane alabilirsiniz. Ancak. Tamam, aldık. O. İki kelime. Olan oldu. Olan oldu, doğru cevap. Uf, gerçekten. Zor soru. Harf bitti. Harf konusunu kapattık. Tamam. 37 saniyemiz var. 4 tane de sorumuz var. 2 İnşallah. Tane 9 harfli, 2 tane de 10 harfli. Tamam. Bir çıt daha hızlanmamız icap eder. Yani işte ortalama 8 saniyelerdeyiz. Soru başına düşen süre olarak. Harf yok zaten. Ben de takip etmeye çalışacağım. Siz de ne olur uyanık olun. Tabii. Efendim, ilk 9 harfli cevabımız tek kelime ve 3 harfli mastarla bitiyor. Tamamdır. Gelsin soru. Bulunduğu yerin sınırlarını zorlayarak dışarı doğru fırlamak, kocaman açılmak anlamlarında çoğunlukla gözler için kullanılan bir tabir. Pörtlemek. Ne? Pörtlemek. Pörtlemek, doğru cevap. Zor soru ya. Şimdi 9 harfli ikinci kelimemiz efendim için soru soracağım. Sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşan bir cevap. Geleneksel bir üretim yöntemiyle ilgili bir soru geliyor. Gelsin. Gerçekten terledim artık heyecandan. Buyurun. Arıların kendi mum salgılarıyla yapmış oldukları doğal bala adını veren geleneksel barınağı. Kovan. Evet. İki kelime. Kovan balı. Hayır efendim, kovan.
Barınak zaten. Barınağı soruyorum. Kovan. Bir şey kovan. Adı kovanı. Kovan diyorum. Tamam. Evet. Kovan. Bala adını veren. Kovan mumu. Yok efendim değil. Bakalım. Mesela. Bir daha size. Aradan kendim sağlayayım. Yani bir şey kovan. Bir şey kovan balı. Ha çam kovanı. Değil efendim. Kovan yahu. Bir şey kovanı diyorsunuz hep. Bir şey kovan. Bir... Ne değil? Ağaç kovan. Değil. Odun kovan. Ne? Oo, kara kovan. Kara kovan efendim ya. Gelmedi. Yazık olsun. Hiç aklıma gelmedi kara kovan. Kara kovan. Bilir misiniz? Biliyordum ama hani hiç öyle... Ne bileyim, renk gibi bir şey gelmedi aklıma yani. Ben de kovanı. Renk diye sorarsam da çok artık tabii. İleri gitmiş olurum diye düşündüm. Tabii, yoksa doğru. Renk desem de zaten turuncu kovan demezdiniz herhalde. Aynen. Yani. Yazık oldu. Gerçekten moralim bozuldu ya. Öf. Bakayım. Neyse istediğimiz kadar harf alabiliriz. Yani dağıttık. Aynen. Keyfimiz yerinde. Efendim 10 harfli ilk cevabımız iki kelimeden oluşuyor ve 3 harfli mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. Herhangi bir konuda yapılan görüşme sonucu karşılıklı mutabakat. Anlaşmaya varma anlamındaki deyim. Mutabakat. İki kelime. Hmm. Harf alın efendim. El sıkışmak. El sıkışmak doğru cevap. Efendim 10 harfli ikinci kelimemiz eski bir sözcük. Tek kelimeden oluşuyor. Tamam. Daha çok doktorluktan hatırlayabileceğiniz bir kelime. İnşallah hatırlarsın. Hatırlarsınız. Tamam. Siz bunu hatırlarsınız. Deminki de hatırlamadınız. Ben burada kendimi yiyeyim diye bunu hatırlarsınız Eren Bey. Karakovan'ı hatırlamadınız. Bunu hatırlarsınız. Bakın gelsin sorusu hatırlayacaksınız. Bir alanda uzmanlık yapan kişi. Harf alın. Uzman doktor, pratisyen. Harf alayım. Evet. Arapça kökenli. M. Harf aldınız. Evet aldım. Aldı harf aldı. H. Müteahhit gibi bir şey değil. Evet. Öyle bir şey. Mütehassıs gibi bir kelime. Mütehassıs doğru cevap. Eren Bey. Yani yata yata buldunuz şunu ya. İnanılmaz. Yazık oldu. Gerçekten kısmetliymiş. Yazık evet. Oldu. Yine çok çok tatlı bir yarışma oldu. İyi bir tur yaşadık bence. Bence de iyiydi. Gerçekten bir yani bir kelimeyi bilmediğimiz için şu an kazanamadık. Yoksa muhtemelen ay finaline siz gidiyordunuz. Yes. Aynı cümleyi ama Mahir Bey için de kurarım. Evet. Aynı cümleyi Recep Bey için de kurarım. Ben de telef oldum. Gerçekten telef oldunuz. İnanılmaz. Onur Bey'in kısmeti. Sevgili izleyenler artık buna diyecek bir şey yok. Çok tebrik ediyorum sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Hanımlar beyler 3 diğer kazanamayan bugünü birinci bitiremeyen diğer 3 finalistimizi bir alkışlayalım lütfen. Çok iyi yarıştılar çünkü. Efendim Eren Bey'i alkışlarla yerine uğurluyorum ve ay finaline göndereceğimiz birincimizi yanıma alıyorum. Pardon sevgili izleyenler, Onur Bey'le aynı boya gelmeye çalıştım, beceremedim. Efendim yeni turun ilk hafta finaliyle sizlerle beraberdik ve haftanın birincisi gördüğünüz gibi Onur Bey oldu. Onur Bey size helal olsun öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Arkadaşlar şanssız davranı. Gerçekten öyle. Yani bu bir şey söyleyeyim mi? Sizin büyük sizin kısmetinizmiş. Evet. Başka konuşulacak hiçbir evet. Şey yok. Helal olsun. Hepsi bir kelimeden kaybetti. Evet. Kötü oldu. Evet. Ama kendim için mutluyum. Biz de sizin için mutluyuz. Teşekkür ederim. Siz o bir kelimeden kaybetmediniz. Yani evet. Sizin stres yönetiminiz daha iyiydi. Daha evet. Toparladık gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılı bir yarışma çıkardınız. Gerçekten çok iyi 3 yarışmacıyı evet. Elediniz. Evet. Ay finalinde bakalım ne olacak. Merakla evet. Bekliyorum ben de. Efendim ay finaline sizi davet ederken kelime polislerimiz her zaman olduğu gibi hafta birincisine bir nutuk armağan teşekkür ediyorlar. Ederim. Eminim sağ sizin olun. Elinizde de olduğunda. Ama olmayan çok insan var gibi evet. Görünüyor. Görürseniz okutursunuz iki evet. Kelime. Hanımlar beyler ay finaline Onur Bey'le gidiyoruz ama 3 tane harika yarışmacımız vardı. Onları da alkışlıyoruz. Biz haftaya tekrar sizlerle beraber olacağız. Pazartesi akşamı sizi de bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.